Merhaba Dilekçim, iyi akşamlar. Hello, hoş geliyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ne güzel, çok özledim Dilekçim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Refikacım da gelmiş. Ne güzel dostlar, hep burada bu akşam. Herkese sevgiler yolluyorum. İyi akşamlar Hamburg'dan size. Merhabalar Ayşegül Hanım, merhabalar. Çok üzücü bir haberle, son dakika haberiyle sarsıldık. Bitlis Tatvan'da askeri helikopter sanırım düşmüş. Bir takım Mehmetçikler, Allah rahmet eylesin, kaybettik. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir takım yaralılar da varmış. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Böyle şeyler olmasın umarım, bunlar son olsun diye temellilerimi yolluyorum. Evet, bu arada herkese hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar. Bu akşam sevgili Aydın Arıtan, Holistik Akademi kurucusu ve Holistik Akademi Başkanı sevgili Aydın Arıtan yine konuğum bu akşam. Beni kırmadı. 15 günde bir yapalım dedik. Bu da evet bir üçüncüsü olacak. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Hoş geldiniz diyorum. Evet, 10 şehit, 3 yaralı. Allah ne bileyim, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da şifa olsun. Evet, bu akşam biz Bill Gates ve holistik dünya düzenini konuşacağız. Şu anda zaten başımıza gelenler bu konumuzun içinde. Dolayısıyla çok ilginç bir konu ve bu duruma holistik açıdan yaklaşacağız. Sevgili Aydın Arıtan, ben hemen yayını alayım. Ondan sonra bize anlatsın sevgili Aydın Arıtan. Evet. Bu akşam da bu yayını yapacağız beraber. Hoş geliyorsunuz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, konumuz Bill Gates ve holistik dünya düzeni. Konuşmacım da sevgili Aydın Arıtan, Holistik Akademi kurucusu, Holistik Akademi başkanı ve yazar. Bu üçüncü yayınımız olacak. Başımıza gelenleri, COVID'i ve asıl bunların başı tabii Bill Gates'ten konuşacağız. Buna bir holistik yaklaşım yapacağız. Hocam, ben size yolladım. Kabul ederseniz sizi alacağım yayına. Evet, ben gönderdim size. İyi akşamlar, hoş geliyorsunuz. Yine dünyanın bütün yerinden hakikaten insanlar var, hoş geliyorsunuz. İstanbul'dan, Türkiye'den, Ankara'dan, İzmir'den, Adana'dan var biliyorum. İngiltere'den olmadı, Holistik Akademi. Heh, geldiniz mi hocam? Hoş geliyorsunuz, herkese iyi akşamlar. Hocamı şimdi alıyorum yayına. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. İşte dün akşam da bir canlı yayın yaptık. İzledim, izledim. Siz Siz artık hep de buralardasınız, ekranlardasınız. Ne güzel hocam, çok güzel. 45 dakika yapacaktık. 2 saate yaklaştı. Farkındayım. Tekrar bağlandınız. Bir yayında problem Evet, oldu. Bir daha bir ikinci şeyler kere. oldu. İnşallah bugün daha iyi geçer de kesilmeden güzel bir İnşallah. sohbet yaparız. İnşallah. Güzel enerjileri yolluyorum ben. Nasıl geçti gününüz hocam? Umarım iyisinizdir. Valla işte biz devamlı çalışıyoruz. Devamlı program yazıyoruz. Bir yandan yayın evinin işleriyle uğraşıyoruz. Yani çok yoğun geçiyor. İşte bu tür paylaşımlar da bizim biraz moralimizi yükseltiyor. Hoşumuza gidiyor. Evet. Şimdi şöyle, yani bilgi dediğimiz şey, bir şeyi bilmek iyi bir şey de bazen o fazla gelince yakıyor insanı. Onu nasıl, nereye vereceğimiz konusunda böyle çok istekli oluyoruz, çok şeyler arzu ediyoruz. Onların da tabii hepsi gerçekleşmiyor. Ama en azından işte böyle sizin gibi sevdiğimiz arkadaşlarla paylaşımlar yaparak bu enerjimizi biraz düşürüp tatmin ediyoruz. Sağ olun, var olun hocam. Sevgimiz, saygımız karşılıklı. Çok teşekkür ederim.
Evet, şimdi biraz bakıyorum katılımcılar geliyor mu diye. Tamamlar, Onun gelirler. Şimdi bu için. akşamki konumuz çok gerçekten ilginç. Evet. Yani Bill Gates ve holistik dünya düzeni dedik. Sizin holistik akademi başkanısınız, holistik akademinin kurucusunuzsunuz, yazarsınız. Yani sizi tanıyorlar artık. Bu çünkü üçüncü yayınımız. Yani bu konulara holistik olarak bakmak çok çok insanın ruhunu faydalı hale getiriyor. Yani rahatlatıyor. Olanları daha iyi kabul edebiliyoruz. Çünkü bunların böyle olması gerekiyor ve Bill Gates'e de rolünü oynuyor diyorum ben şimdi. Bill Gates hangi rolü oynuyor hocam? Onun oynadığı rol tabii çok enteresan. Şimdi oradan alıp biz böyle insanın daha derinlerine ineceğiz bu akşam. Lütfen. Yavaş yavaş girelim o zaman biz Buyurun hocam, buyurun. konumuza. Buyurun. Şimdi işte son bir yıldır bu pandemi konusu halen de devam ediyor. Dünya çapında bir olay. İşte ortaya çıkması, yayılması, şimdi mutasyonu filan derken sıra aşılara geldi. Bu aşılar konusu tabii enteresan. Yani en başından beri işte bu hastalığın ya da salgının bir kurgu olduğu, işte laboratuvarlarda üretilip dünyaya yayıldığı konusunda yaklaşımlar var. Ve son zamanlarda da daha çok gündeme gelen şey hastalıktan ziyade bu hastalığa karşı kullanılacak olan aşıların oluşturduğu pazar gündeme gelmeye başladı. İşte Bill Gates de bu konuda çok önemli bir isim olarak geçiyor. İşte Rockefeller ailesi, Bill Gates. İşte deniliyor ki bunlar bu hastalığı ya da işte bu salgını hani bir yorum olarak da insanın acaba nüfusunu azaltmak için mi böyle bir şey düşünüldü deniyor ama işte 8 milyar insanda hani 1-2 milyonun ölmesi onların istediği neticeyi vermez. Yani daha büyük şeyler olması Evet. gerekiyor ya da işte yaşı yüksek olanların yani genellikle bu gelişmiş ülkelerde toplumun yüksek bir kesimi olmaları ve onların aldıkları maaşlar da şeylere, bütçelere yük oluyor. O da bir yorum. Tabii şimdi bunların hepsi doğru olabilir. Ve işte buradan çok para kazanılacak olması da yani benim aklıma da yatıyor bu söylenenlerin de Evet. haklılık payları çok diye düşünüyorum. Ama benim anlamadığım bir nokta var. Anlamadığım nokta Nedir? şu. geçen gün araştırdım. Acaba dedim bu Bill Gates'in serveti ne kadar? Yani son verilere göre tabii okuduklarımıza dayanarak söylüyoruz. 128 milyar dolar civarında şahsi serveti. Artık yatırımları falan da vardır herhalde. Şimdi ondan sonra aklıma şu geldi. Yani şimdi bu kadar serveti olan bir insan işte bu aşıları yapacaklar, satacaklar, kontrolünü ellerinde tutacaklar deniliyor. Yani buradan kazanacak 3-5 milyar dolar veya daha fazlası bir düşündüğümde onun için hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani 128 içinde 5 milyar daha kazansan ne olacak, kaybetsen ne olacak? Şimdi anlamadığım şeylerden ilki bu. Sonra tabii şu da var. Şey deniliyor ondan sonra. Yine gündemi tabii takip ediyoruz biz de ne oluyor ne bitiyor dünyada diye. Yine rivayetlere göre gıda pardon sağlık ve tarım işlerini bu Bill Gates ile Rockefeller ailesi üstlenmişler. Uzay konularını işte Mars'a gitmekti işte uzayda uydular atmaktı konularını da şeyle Elon Musk'la bu Jeff Bezos var bu Amazon'un kurucusu ona devretmişler. Bir yandan da kamuoyu oluşturma konusu ondan sonra işte siyasi bir güç kullanma için devreye sokulan bu sosyal medya konularını da bu Mark Zuckerberg ve onun gibi o diğer genç arkadaşlara bırakmışlar. Yani şimdi tabii başka şeyler de var. İşte bu Çin'de yüz tanıma teknolojisi var. İşte bu yapay zekalar var. Bunlar da şöyle yorumlanıyor. Yani dünyadaki işte bütün insanları kontrol altında tutmak. Şey bu. Ana hedef bu. Yani sizin işte sosyal tercihlerinizden sizin karakterinizle ilgili bilgiler ediniliyor.
İşte yüz tanımayla kural ihlal ediyorsunuz. Çin'de öyle yasak geliyormuş sokağa çıkma yasağı falan. Evet. Şimdi burada da benim yine anlamadığım ikinci bir soru var. Yani mutlaka güçlü olmak, en güçlü olmak isteği, diğer insanların üzerinde baskı kurma, onları yönetme ve onları adeta köleleştirme isteği neden doğuyor? İlk soruyu da anlayamıyorum. Yani soruyorum, niye yani bu kadar adam paraya mı ihtiyacı var? Niye bu hırs? İki, yani bu kadar bütün sistemi ele geçirmenin sonucunda hedeflenen şey ne? Yani şimdi işte o büyük aileler, şunlar bunlar, yani bütün dünyayı ele geçirseler, herkesi ve her şeyi kendi idarelerine alsalar ne olacak? Almasalar ne olacak? Zaten keyifleri yerinde. Ama Yani bu hırs ve iş ihtiras nereden kaynaklanıyor? hayat şeyi kontratı hocam. Ama bu biraz hayat kontratı değil, bu dünyanın kontratı. Ha. Yani dünyanın kontratı böyle. Tabii şimdi bu soruları sorunca, ya daha doğrusu bu ya niye aklım yatmıyor diye sorunca aklıma şu sorular geliyor. Birincisi şu: bir insan niçin çok para kazanmak, çok zengin olmak ister? Ne dersiniz bu konuda? Yani bu Hırs. En iyisi olmak, en yükseği olmak, başkalarına hükmetmek. yani çok para kazanmayı istemek aslında hani sanki insanların doğal yapısından kaynaklanan bir şey gibi düşünülüyor bazen. Ama aslında siz ifade ettiniz, daha çok kazanmak, daha çok parasının olmasını istemenin altında yatan şey daha güçlü olmak istemek. Evet. Doğrudur. Peki bir insan niye daha güçlü olmak ister? Yani hayatta kalabilmek için aslında, var Evet. olabilmek için. Yani aslında kendini güçsüz hissettiği için güçlü olmak ister. Evet. Yani siz kendinizi güçsüz hissetmeseniz başkalarının üzerinde bir egemenlik kurmak mı Doğru. istersiniz? Yoksa Yok. korkmadığınız insanlarla, yani şey olduğunuz ailenizle ve diğer insanlarla bir korkunuz olmadığı zaman el ele ve birlikte yaşamaya bakarsınız. Doğru. Peki geliyoruz şimdi en önemli noktaya. Peki insanlar acaba kendilerini neden güçsüz hissederler? Değersiz hissettikleri için herhalde değer verilmek istiyorlar. Çok doğru, ama şimdi bizim bugün bu akşamki konumuz bunun üzerine. Şimdi bilgeçleri bitirdik. Şimdi geliyor bizim anlatacaklarımıza sıra. Peki. Yani neyi araştıracağız? Şunu araştıracağız: İnsan kendisini niçin güçsüz hisseder? Tamam. Niçin güçsüz hisseder? Çünkü hani anneden doğduğu zaman orada bir güç var. Orada bir korunaklı his. Yani buldum hocam. Ben cevabı buldum. Bakalım doğru mu? Çünkü asıl kendiyle bağını kopardığı zaman, yani asıl hani biz iki düzlemde de yaşıyoruz diyoruz ya, eğer Evet. orayla bağını hatırlayıp koparmazsa, yani orayla kontak halinde olursa kendini aslında iyi hisseder. Çünkü yani büyük resme güvenir diye Evet. düşünüyorum. Girişi çok doğru yaptınız, ama şimdi biz gelin o konuyu biraz daha böyle Tamam. Tamam. derinlemesine inceleyelim, gidelim. Bizim dünyaya doğum anımızla başlayalım. Aslında bizim dünyaya doğumumuz fizik bedenle ruh dediğimiz o enerji bedenimizin ilk defa birlikte fonksiyon göstermeye başlamaları anı. Şimdi hani çocuk işte annenin karnındayken bir 3 aydan sonra ruhun da gelip birleştiği söyleniyor. Evet, o da olabilir, ama dünyaya doğmak dediğimiz o ilk adımı atmak, deneyim alanına girdiğimiz anda İşte ilk defa o zaman fizik beden ve ruh beden ya da enerji beden birlikte fonksiyon görmeye başlıyorlar. Evet.
Şimdi ilk anı düşünelim, işte bebek annenin karnından çıktığı anda ne oluyor? İlk Ağlıyor. nefesini alıyor. İlk nefes ciğerlerini yakıyor. Bu fiziksel bir algı. Bunun şimdi hep bunları bu şekilde inceleyeceğiz. Yani bir fiziksel algı yapıyoruz. Sonra da duygusal bir yorumunu yapıyoruz. İşte ağlayarak doğuyoruz. Bu fiziksel bir algı sonucunda. Ama bunun duygusal yorumu şu: dünya bana acı veriyor. Sonra daha ilginç bir pardon, yere geliyoruz. Anneyle olan göbek bağımız kesiliyor. Şimdi bu da çok mühim bir şok. 9 ay süreyle birlikte olduğumuz bir canlıyla, hani bunu demin sizin ifade ettiğiniz gibi, yani yukarı alemle, yani yaradanla olan bir beraberlik sona eriyor. Bu tabii çok önemli. Bu kopuş anı, bu ayrılık, bu yalnızlığa geçiş bizim için çok önemli ve şunu duygusal olarak yorumluyoruz: artık yalnızım diyoruz. Tabii bunu biz orada bilinçli bir düşünce olarak ürettiğimiz söylemiyoruz, ama yani insanın o ilk andan itibaren gelişi ve orada oluşan duygular bunlar. Sonra göbek bağı kesildikten sonra işte bizi bir yere bırakıyorlar. Gözlerimizi açıyoruz, etrafımıza bakıyoruz. Etrafımızda işte doktor, ebe, işte annemiz ya da babamız, bir takım insanlar var. Buradaki fiziksel algımız şöyle: herkes bana yabancı diye bakıyoruz. Çünkü anneyi de tanımıyoruz ki. Herkes bana yabancı. Peki bu algının duygusal sonucu ne oluyor? Korkuyorum diyoruz. Çünkü şimdi ona da geleceğiz. Fizik bedenin ve enerji bedenin temel varoluş ilkelerini. Çünkü biz yabancıdan korkarız. Tehdit oluşturur. Acı çekmekten korkarız. İlk önce acı çektik. O bir korku yarattı. Ondan sonra göbek bağı kesildi. Yalnız kaldık. Yalnızlık acı veriyor. Şimdi herkesin yabancı olması da bizim için aslında yalnızlığın hissetmek korku veriyor. Sonra son aşama olarak da işte karnımız acıkıyor. Ama bir bakıyoruz ki elimiz ayağımız oynamıyor, konuşamıyoruz, bu istediğimizi ifade edemiyoruz. İşte ağlıyoruz. Bu da ne demek oluyor yani bizim için? Şunu fark ediyor insan o anda, yani bebek: ben güçsüzüm, çaresizim ve yardıma muhtacım. Şimdi ben bunu bazen futbol maçlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani maç başlıyor. Biz daha ilk anda 4 tane gol yiyoruz. Yani 4-0 mağlup durumdayız şu anda. İşte ilk nefes çektik, göbek bağı kesti, herkes yabancı ve güçsüz ve çaresiz olduğumuzu hissettik. Şimdi tabii bu böyle kalsa biz ömrümüzü sürdüremeyiz. Ve sistem tabii onun bir karşılığında bir denge unsuru oluşturuyor. Sonra işte götürüp bizi annemizin kucağına veriyorlar. İşte o da bizi böyle kucaklıyor. O kucaklaması, o sevgiyi hissetmeniz fiziksel bir algı. Bunun duygusal sonucu da sevilmenin çok güzel bir şey olduğunu hissediyoruz. Çok, yani sevilmek, benim annemin beni sevmesi çok güzel diyoruz. Şimdi bu bizim attığımız karşı bir golü 4-1 oluyor maç. Ondan sonra da karnımız acıktığı için annemiz bize sütünü veriyor. Yani onu içtiğimiz anda da içimiz ısınıyor ve kendimizi güvende hissediyoruz. Oluyor durum 4-2. Yani biz hayata bu koşullarla başlıyoruz. Dolayısıyla yani işte hayata başladığımız an ve ondan sonraki işte 10-15 dakika aslında bizim bütün korkularımızın ana kaynağı. Yani dolayısıyla biz, hani dedik ya, insan niye güçlü olmak ister? Güçsüz olduğunu fark ettiği için. İşte biz güçsüz olduğumuzu daha ilk başta fark ediyoruz. Tabii şimdi ondan sonra ne oluyor? Şimdi fiziksel bedenimiz, demin onu söylemiştik, biraz detaylandıralım. Bizim fiziksel bedenimizin de bir şeyi var. Temel yaşam ilkesi var. Yani ona o kod yüklenmiş. Bu da ne olursa olsun mutlaka hayatta kalmak içgüdüsü.
Çünkü fiziksel bedenin bu şeyi olmasa, yani bu içgüdüsü, ki bu biliyorsunuz işte bizim bu hayatımızda kullandığımız bir araba, bir araç gibi, çoğu insan, yani eğer mümkün olsa ve bu ölmekten korkmak olmasa, yani 8 milyar insanın herhalde 4-5 milyarı ya burada yaşanmıyor zaten deyip eyvallah der giderdi. Bu da bilindiği için, tabii bilindiği için bu korku bize verilmiş. Yani ölmekten korkuyoruz. Korkun. Bu çok şey önemli. Hatta Çok işte hani önemli. komada kalan hani hastalar oluyor. Yıllarca mesela o beden, o hücreler hayatta kalabilmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Yani bu güdü bizi ayakta tutuyor. Nedir bu? Ölmekten korkmak. Yani Korkmak. fizik bedenin temel içgüdüsü bu. Evet. Şimdi bu da bizim ikinci korkma nedenimiz. Şimdi ilkinde haklıyız, burada da haklıyız. Yani bunların hepsi bizim güçsüz olduğumuzu hissetmek için haklı nedenler. Evet. Bir diğer faktör dış dünya. İşte sonra toplumun içine karışıyoruz. Ya dış dünya dediğimiz aile var, işte arkadaşlar var, toplum var, işte devlet var, din var, doğa var, Allah var. Şimdi bunları hani kısaca ve hızlıca tek tek ele alsak, yani işte ailenin içindeyken de yine bir korkunsu, hani babadan çekiniyorsun. İşte orada da ne, babadan niye çekinirsin? Baba sana kızar. Mesela yani sembolik olarak, herkes böyle değil ama yani o itaatlerine, kurallara uyman lazım. Hani nedir oradaki endişe? Hani kabaca evden kovulursun, yalnız kalırsın gibi. Yani mutlaka arkada bir korku yatıyor. Evet. Çünkü güçlü hissediyorsun kendini. Bu arkadaşlarla, toplumdaki ilişkilerle de böyle. Yani işe giriyorsun işte, mesela patronla olan ilişkiniz var. Orada da hani işten çıkarım endişesi var. Tabii bunun daha ağırı doğayla olan ilişkimiz. Yani işte birçok olay var ve insanlar ilk çağlardan beri bunlarla başa çıkamamışlar. Nedir? İşte seller, fırtınalar, yanardağlar, şimşekler gibi. Ve bundan da korktukları için bunu işte Allah bize kızdığı için, o zaman Allah diye tanrılar bize kızdığı için yapıyorlardı. İşte onlar adaklar adayıp onların gönlünü almaya çalışırlarmış. Günümüzde tabii bu din olarak bize yansıyor. Dinde de tabii yani hani alıştığımız anlamda bir hata yaptığımız zaman Allah bizi cezalandırıyor. Çaremiz var mı? Yok. İşte yağmura şimşeğe bir şeyimiz var mı? Değiştirebilme imkanımız yok. Ne oluyor? Biz kendimizi tekrar endişeli, korku içinde ve ölmekten korkar, yani güçsüz durumda buluyoruz. Bu konuda da haklıyız. Yani biz kendimizi güçsüz hissetmekte haklıyız. Son bir noktaya daha geliyoruz. Bu da bizim doğal algılama yapımızdan kaynaklanıyor. Yani biz bu fizik bedenimizin içinde bize verilmiş olan beş duyumuzla yaptığımız algılamalarda şöyle bir dünya ile karşılaşıyoruz. İşte her şey birbirinden ayrı olarak konumlanmış durumda bu maddesel alemde. İşte koskoca dünya yayılmış, ağaçlar, dağlar, insanlar, hepimiz. İşte bir biz varız, işte bardak var, masa var. Yani bütün şeyler birbirinden ayrı olarak konumlanmış. Şimdi her şeyin birbirine ayrı olarak konumlanması bizim üzerimizde de bir şey yaratıyor, bir duygu yaratıyor. Şimdi ayrı olan, sizden farklı olan, size yabancı olan şeyler endişe yaratır. Niye? Oradan bir zarar görme endişesi taşırız. Yani yabancı olan Yabancı. tehdit unsurudur. Bir korku taşır içinde. Çünkü nasıl davranacağını bilemezsiniz. Hani onun için insan dostunun yanında rahat eder, onu her şeyini açıklar ya da ailesiyle beraber paylaşır. Çünkü orada güven duyar. Ama yabancı bir ortam, ki dış dünya bizim için bir yabancıdır, endişe yaratır. Yani dolayısıyla bu dış dünyaya bizim yaptığımız algılamalar aracılığıyla bakıyor olmamız da bizim üzerimizde doğal bir korku ve endişe yaratır. Özetleyecek olursak, aslında bizim kendimizi güçsüz hissetmemiz ve bundan korku duymamız, dolayısıyla da güç elde etmeye yönelme isteğimiz
aslında doğru ve doğal bir duygudur. Evet. Ancak tabii bunun arkasında tekrarlıyoruz onu, fizik bedenin mutlaka hayatta kalma isteği ve ihtiyacı yatar. Ama burada şimdi yine ince bir noktaya işaret ediyoruz. İnce nokta şu. Evet, biz güçlü olmayı istemekte haklıyız. Ancak bunu nasıl elde ettiğimiz, ne zaman kullandığımız ve nasıl kullandığımız buradaki ayırıcı faktör. Evet. İş geliyor oraya. Dolayısıyla da biz işe giderek, yani ideal nedir? İşte holistik anlayışla hayata bakmak nedire doğru. Şimdi önce bir tarif Tamam. ettik. Şimdi o tarafa doğru, biliyorsunuz biz akıl ve mantığı kullanarak Sistematik hayatı gidiyorsunuz hep her zamanki gibi öyle. hocam. Yani günümüzdeki uygulamalar işte demin anlattığımız gibi, yani şeyden, güçsüzlükten kurtulmak için başkalarını güçsüz kılmak, işte onları değersiz kılmak üzerine kurulmuş. Tabii onun binlerce değişik versiyonuyla da hayatımız içine girmiş. Peki yeni olan ne? Yine bizim devamlı kullandığımız bir yöntemi devreye sokacağız, bilimi devreye Evet. sokacağız. Yeni olan şu, işte yılların ilerlemesiyle, teknolojideki gelişmelerle bizim beş duyuyla kısıtlı olan algılama alanımızın sınırları inanılmaz derecede genişledi. İşte bizim gördüğümüz, diyelim şöyle bir aralıksa, işte bunun içinde mesela renk gördüğümüz, işte kırmızıyla mor arasında bir dar bir aralık, ama şimdi o şeyle, bilimin getirdiği teknolojik aletlerle öyle bir ölçümler yapıp devasa, yani inanılmaz bir boyutta, kızıl ötesi, mor ötesi gidiyor. Yani daha da ne kadar gittiği belli değil. Şimdi bu alan açıldıkça gördüğümüz resim değişiyor. Şimdi bu resmin açılması bize şu yorumu getiriyor. Bu hepimizin içinde de olan bir duygu. Yani güçlü olan aslında güçsüz olana yardım eder. Şey budur yani. Evet. Yukarıdan baktığın zaman kural budur. Ama Holistik olarak öyledir yani. şey de böyle, yani şimdi işte bu yeni teknolojiyle alan genişliğini, yani daha yukarıdan bakma imkanı olduğu zaman daha farklı gözüküyor resim. Dolayısıyla tabii hani bir de şey vardır, hani doğada da güçlü olan güçsüz olanı yer derler, işte aslan ceylanı Evet, yer falan. falan. Bu da doğru. Ama biz ne hayvanız ne de doğayız, biz insanız. Dolayısıyla bizim daha farklı bir yorum ve yaklaşım getirmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım, bazı notlarım var, ben de onlara bakıyorum. Tabii bizim bu holistik olarak dile getirdiğimiz konunun içinde de şu var. Buna kuantum dilinde dolanıklık ilkesi diyorlar. Yani algı alanımızın dışındaki bir alanda aslında bütün evren her şeyle birlikte birbiriyle bağlı, örülü ve iletişim halinde. Buna da aslında çok bildik bazı örneklerimiz var. İşte insan bedeninin çalışması da buna bir örnek. İnsan beyninin çalışması da buna güzel bir Evet. örnek. Yani şimdi şöyle düşünelim. Bir beyin hücresi diğer hücrelerle ilgili nasıl bir tavır takınır? Şimdi ne yapıyor hücreler? Kendilerine gelen bir ileti var, elektriksel. Bunu alıyor, yanındakine veriyor. Yanındakine veriyor, öyle bir gidiyor. Şimdi eğer bu süreç ne kadar iyi akarsa, yani herkes görevini ne kadar yerine getirebilirse ve diğerine bunu aktarırsa, bunun sonucunda bizim beyin hücreleri, işte kaç milyar nöron varsa, ama onların bir ortak ürünü var. Tek tek ürünleri yok. Evet. Ortak ürün nedir? Biz. Bizim. Eğer onlar iyi çalışırsa biz diyoruz ki iyi görüyorum, iyi duyuyorum, iyi anlıyorum diyoruz. Şimdi bunlar bu görevin bilincinde olarak acaba yanındaki bir hücreye ona vermesi gerekeni ona vermeden şey yapar mı, tutar mı? Hani bencillik edip tutmuyor işte. Holistik olarak tutmuyor. Yoksa sistem Çünkü çöküyor. onların doğal sistemi, yani Evet. işte onun için beyin doğal bir sistem. Sistem birbirine yardımlaşma üzerine Evet. kurulu. Peki herhangi bir nedenle işte hücrenin bazılarında işte aksaklık oluyor, stres hormonları falan tıkanıyor, şey oluyor.
ve ileti bir yerden bir yere geçmiyor. Peki bunun sonucunda ortaya çıkan ne? Diyoruz ki iyi göremiyorum, iyi duyamıyorum, iyi anlatamıyorum. Evet. Ya, anlamıyorum diyor. Yani doğal yapımıza baktığımızda beden fonksiyonları da öyle. Yani herhangi bir işte hücrede bir rahatsızlık olduğu zaman bir yerde bütün şey beden onu iyileştirmek üzere koordine olmuş. Yoksa ya boş ver onun şey ya da işte onun zarar görmesinden bir yararlanma duygusu yok. Yok. Çünkü Yani. hep onlar hepsini bir olarak görüyor vücuttaki organlarımız, hücrelerimiz. Yani farkında. Tabii yani daha farklı bir onların farkındalığı söz konusu. Evet. Şimdi yani şöyle düşünelim. Bu Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri vardır bilirsiniz. Hangisi acaba? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ay, diye. çok beğenirim Ben de onu. çok severim. Şimdi Çok ben beğenirim. bir programda işte KRT'de programı yaparken hazırlamıştık. Bazı görseller var. Şimdi onlarla bunu anlatayım. Yani şunu kastediyor. Evet. Biraz şöyle Yaşamak, az bir yukarıya. Heh, evet. süper. Tamam hocam, harika. İşte yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür diyoruz. Evet. Şimdi bu bizim kendimizle ilgili doğal algımız. Sonra Nazım Hikmet devam ediyor. Çünkü bizim hani toplum içinde yaşadığımızı ve bir dünyada ve diğer insanlarla sosyal ilişkiler içinde olduğumuzu gördüğü için diyor ki ama Birazcık daha bir yukarı hocam size evet zahmet. Heh, tamam. Çok güzel. ama bir orman gibi kardeşçe. Evet. Şimdi çok güzel bir Ne tarif. kadar güzel. Yani söylediniz böyle huzur geldi içime. Ancak biz şimdi buna bir ilave daha yapıyoruz. Şimdi Nazım Hikmet hocamız çok güzel ifade etmiş bunları. Hakikaten hayranlık verici bir şekilde ama sadece görünen bölümü ifade etmiş. Acaba orman sadece işte biz kendimizi bir ağaç ve diğer ağaçları da işte kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Ama sadece hayat ve dünya bundan ibaret mi? Bir de Alt, toprağın altı var. altı var, üstü var. Üstünü karıştı. İşte altı var. Bakalım acaba altındaki görüntü nasıl? Peki. O kökler. Kökler, kökler. Yani Evet. biz göremediğimiz alanda işte ağaçları görüyoruz, kendimizi görüyoruz, ayrı ayrı konumlanmış olduklarını görüyoruz ama aslında onların görünmeyen alanda, toprağın altında tamamının birbirleriyle ilişki ve iletişim içinde olduklarını görüyoruz. Evet. Çok güzel bir örnek hocam bu. İşte bizim hayata bakışımız da artık bu kadar genişlemek zorunda. Yani biz eğer hayatı işte sadece bu birbirinden ayrı cisimlerden ve nesnelerden oluşmuş olarak görüp hayatımızı ona göre kurar isek işte birbirimizi sömürmeye, güçlü olmaya, işte onların aleyhine de olsa kendimiz için bencil davranmaya yöneliriz. Yani insanların hep ben onu söylüyorum. Tarih boyunca olan bütün her şey Evet. işte bütün olumsuzluklar, savaşlar, şunlar, bunlar Hı. aslında bunların hepsi bizim belli bir olgunluğa gelmemiz için Allah'ın da izniyle hani ironik gibi gelmesine rağmen Evet. hayatımıza girmiş şeyler. Hani biliyorsunuz benim çok kullandığım bir şey vardır, ayet vardır. Şey Allah'ın izni ve bilgisi olmadan bir yaprak bile kımıldamaz. Aynen öyle. Burada bu kural çalışıyor. Yani bu kural bizi çok aydınlatan bir kural. Ben buna ilave yapıyorum bazen. Evet. Diyorum ki hani biz Kur'an'dan istifade ettik bunu söylüyoruz ama hani sizin yani dini bir itikadınız yoktur, olmayabilir, Evet. önemli değil. Bunun bilimsel açıklaması da var. Bu da şu, evrende var olan, oluşan her şey belirli yasalara tabidir. Yani yasaların dışında bir şey ortaya çıkmaz. Onun için bizim hayatımıza gelen genellikle iyiler ve kötüler ama biz daha çok şeye yöneliyoruz, kötülere, olumsuzlara. Allah'ın izniyle ve yasaların izniyle Evet. bir de bizim hani geçen programlarda değindiğimiz bizim tabii de hayat kontratı kavramımız var.
Hayat kontratındaki ifademizle bizim de onayımız da hayatımıza girerler. Evet. Yani Bill Bugün Gates görevini oynuyor ama yukarıdan yaratanın da izni var. Yoksa o hiçbir şey yapamaz aslında. çok doğru. Şimdi bu tabii bizlere çelişik geliyor. Çelişik gelmesinin sebebi de sistemin nasıl çalıştığı konusundaki net bir fikrimizin olmaması. Kendimizi ve dünyayı bir kurban gibi hissetmemiz. Yani çok anlatıyorum. Belki geçen programlarda da anlatmıştım ama tekrardan Buyurun, zarar buyurun, gelmez. buyurun. Yani şimdi biz yani normal algılamamızın içinde işte anneden babadan doğduk. İşte bu ülkede doğduk. Bu dönemde bu yaşta doğduk. Ve böyle bir şeyimiz var. Yaşantımız var. Bu oluşum üzerinde bizim herhangi bir katkımız yok. Öyle değil mi? Yani biz şimdi normal bakış olarak anlatıyorum. Hangi tarihte doğacağımızı, hangi anneden babadan doğacağımızı, işte hangi ülkede, hangi şartlarda doğacağımızı biz mi tespit ettik? Gelmeden yapmışız işte diye. Hayır, yani bugün normal bizim Normal yaklaşımımız ne? söylüyorum. Bu üç boyutlu hayata göre bilmiyor. Tesadüf gibi Alışılmış olabiliyor. tarifimiz böyle. Ama o zaman işte şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani bizim üzerinde bir değişiklik oluşturamadığımız bir ortamın içine doğmuş olmamız durumu bizi edilgen ve kurban kılar. Yani o zaman sizin ya da işte bir fakir ailenin çocuğunu şöyle bir argüman geliştirmekte bir yandan demin de dediğim gibi hakkı var. Yani bizim de kendimizi güçlü hissetme konusunda haklıyız. Ama güç elde nasıl gücü elde ettiniz, o gücü nasıl yönlendirdiğimiz belirleyici etkense burada da şimdi o da diyebilir ki işte yani ben işte fakir bir ailenin çocuğuyum, işte okuyamadım, edemedim. Ama işte adam Amerika'da doğmuş, işte zengin ailenin çocuğu, işte uzay teknolojileri okuyor, işte bulutlar yapıyor. Ben ne yapayım ki? Ben mi seçtim bu ailemi? Benim babam böyle, annem böyle. Şimdi bunu söylediği zaman haksızsın diyebilir miyiz? Argüman şudur. Ya işte bak böyle bu durumdan da yükselenler de var işte. Sen de çalış da gayret göster falan. Ya tamam var. Ama adam bunu düşünmekte haklı değil mi? Haklı. Böyle bakarsan haklı. Ama işte şimdi sistemi başka açıdan bakarsak ki işte bizim onayımızla hayatımız bu şekli aldığı bilgisiyle bakarsak o zaman ne diyoruz? Biz bu deneyimlere ihtiyacımız olduğu için İyi ya da kötü hayatımızdaki her şeyi o senaryoya göre yaşıyoruz. Bunun kararını da biz şimdi değil, daha önceden verdik. Çok güzel. Bundan ilgili bir şey, Matrix filmi malum var. Onda da bir sahne var. Ben onu çok seviyorum. Birinci dizinin birinci bir yani filmde üç bölümü o da birincisinde geçiyor. İşte kahinle Neo arasında bir diyalog var, 20 saniyelik. Şeker uzatıyor kahin. O da diyor ki ne o şekeri alıp almayacağımı biliyor musun diyor. Hatırlamışsınız demek. O da diyor Galiba. ki kahin olmasam bilemezdim diyor. Peki o zaman diyor ben kararlarımı niye nasıl vereceğim diyor sen bunu biliyorsan diyor. Şimdi en güzel söz şu diyor ki biz buraya kararlar vermek için gelmedik. Biz daha önce vermiş olduğumuz kararları niye böyle verdiğimizi anlamaya geldik diyor. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ben burada bir dipnot koyuyorum. Ben kendi teorimi ya da düşünce sistemi bu filmi seyretmeden önce ya tasarlamıştım. Yani yararlanmadım ama tam benim söylediğimi de anlatan bir şey. Aynen öyle. Çünkü yani aslında biz bir gözlemciyiz aynı gibi sanki hayatımızı yazdık ama gözlemliyoruz. Dolayısıyla Evet. da hocam lafınızı bölüyorum ama bu bilgiyi yani biz aslında bu yaşadıklarımı biz işte yazıp gelmişiz yani. Şikayet etmememiz gerekiyor. İşte şu şöyle, bu böyle. Yani gözlemci olarak yaşayacağız ama tabii gerçek hayatta bu biraz zor oluyor. Arada hatırlamak lazım işte. Böyle. Çünkü bilmiyoruz, sistemi bizi hatırlatan yok, sistemi anlatan yok. Siz hocam Yani işte ne güzel anlatıyorsunuz. ya Süper işte oluyor böyle. aradan birileri çıkıyor şey Evet. gel dün akşam da söyledim bu tekrarladığım bir şey var benim halamla ilgili ama geçen sefer de anlattım galiba yani Hangisiydi?
Hani kimya formüllerini ezberlemek üzerine bir şey Evet, söylemiştim ben. hatırladım. Uzatmadan söyleyeyim. Yani bir fiziko-kimya dersini formülleri ezberleyerek öğrenmek mümkün olmuyor. Yani sadece formülleri bilirseniz nedir hayatın formülleri? İyi ol, iyi davran, işte kardeşine kötü davranma, bütün insanları sev. Şimdi bunlar formüller, Evet. tavsiyeler. Ama dersi bilmezsen o formüller işine yaramıyor. Dersi öğrenirsen formül ezberlemeye de gerek yok. Zaten o öğrendiğin dersten hayatın formülleri kendiliğinden çıkıyor. İşte iş bu, sanat bu. Şimdi yani işte bu Bill Gates şu bu işte bir sürü olumsuzluklar. Yani bileceğiz ki bu Allah'ın onayıyla gelen bir Evet. şey. Evet. Dolayısıyla da bizim bireysel hayatımızda da alıştığımız şey böyledir. Yani birinden bir zarar gördüğümüz zaman, canımız sıkıldığı zaman soru şudur. Yani bunu kim yaptı? Niye yaptı? Ya da bazen kendimiz suçlarız. Keşke böyle yapmasaydım falan. Şimdi bu soruyu böyle sorduğumuz zaman ne çıkıyor ortaya biliyorsunuz. Daha önce de belki konuşmuştuk bunları. Suç ve suçluluk çıkıyor. Evet. Yok Suçlu var. aslında. Suç suçlu yok. Ya orada birisi var ve olumsuz bir hareket yapan var. Yani suçlu yok dediğimiz zaman o cevap olmuyor işte. Onu biz anlayamayız. O zaman suçlu yok dersek formül olur o. Problemi çözemedik. Suçlu yok değil. Orada bu eylemi yapan birisi var. Hakikaten var. Biz de varız. Hata yapmışız. Yapmamız Olabilir. gereken şeyi yapmışız. Burası diyorum çıkmaz bir sokak. Ve bu çıkmaz sokakta insanlık binlerce, on binlerce yıldır hala aynı sokağın içinde dolanıp dolanıp duruyoruz. Onu suçla, bunu suçla, bunu yargıla, bunu as, bunu öldür, değişmiyor. İşte bu bizim holistik düşüncedeki bunun adı kaynaktaki duyguyu değiştirmek. Kaynaktaki duyguyu değiştirmek için de sorduğunuz soruyu değiştirmeniz gerekiyor. Sorduğunuz soruyu ona kim sebep oldu, niye yaptı yerine demin verdiğimiz o formüllerle yani hani yaradan izni olmadan yaprağın kımıldamaması şeklinde bakarsak bu olay bizim hayatımıza işte önce Allah'ın sonra bizim iznimizle girdi. Evet. O halde benim kendimi geliştirme ve olgunlaşma yolunda buradan öğreneceğim bu deneyimden yararlanabilmem için bu benim hayatıma dahil oldu. Ve benim onayım var. Evet. O zaman ben bunu kimin niye yaptığını değil, buradan hangi sonucu çıkartacağıma odaklanmak zorundayım. Çok güzel. Soruyu böyle sorduğunuz zaman nereye geliyor iş? O olayı gerçekleştiren kişiyi siz bu sefer işte kötü insan, suçlu, işte bunu mahvedelim, öldürelim, asalım, keselim. Çünkü insanlık hata yapanları ancak bu şekilde cezalandırma yoluyla yola getirmeye çalışıyor. Çalışmıyor ama bu yöntem. Azalmıyor bu suç. Evet. Ama soruyu değiştirdiğiniz zaman işte o kişinin aslında kendi farkında olmasa da sizin gelişmenize hizmet eden bir yardımcı olduğu ortaya çıkıyor. Evet. İşte bu da şimdi demin o dersi öğrenmek gibi şimdi bu ders bu. Şimdi bunu Ders bu. öğrendiğiniz zaman formül dedik ya işte iyi ol başkasına kötülük düşünme diye. Evet. Bakın şimdi buradan formül çıkıyor. Ne oluyor o zaman? İçinizde o kişiye karşı kızgınlık, öfke, kin, Olmuyor. nefret yerine anlayış, hoşgörü ve belki de sevgi oluşuyor. Bravo, çok güzel hocam. Gerçekten müthiş anlattınız bunu. İşte kimya dersindeki formül abi. Formülden biz bugüne kadar hep formüllerle iş yaptık. Çaresizdik. Böyle olması gerekiyordu. Ama artık diyoruz birinci basamağa bastık. Onlar arkada kaldı. Yeni bir basamağa adım attık. Artık biz bu şekilde düşünmek zorundayız. Ve böyle olduğu zaman da ne oluyor? İşte Allah'ın bizden beklediği o yüksek vasıflı insanlık ailesinin temelleri böyle atılıyor. Aynen. Yani işte sen yapmazsan ceza görürsün korkusuyla insanlığın on binlerce yıldır gerçekleştiremediği o hamle, işte o beklenilen insanların kardeşliği, işte birbirlerini sevmeleri, benim tabirimde cennet ortamı, güven ortamı o şekilde gerçekleşmedi.
Ama bu yanlıştır, hatalıdır değil. Bu bir merdiven. Birinci basamak böyle bu taşlarla döşeniydi. Biz oraya bastık. Yani hemen hemen biz maddi alemle ilgili hani bilgileri büyük oranda çözdük. Şimdi ne oldu? Yeni bilgilerle bir adım bir basamak üste basıyoruz. Ama iki ayağımız henüz orada değil. Bir ayağı attık. İşte biz de oraya giden yolu nasıl anlatırız diye burada böyle kafa yorup patlatıyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Peki hocam, yani bizi izleyenlere sizin yorumunuzu, hani ikinci ve üçüncü basamak hani nasıl olacak? Yani önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı nasıl görüyorsunuz? Benim hep her zaman çok söylediğim, yıllardır söylediğim bir şey var, siz de biliyorsunuz. Biliyorum. Dünya bir cennet ortamına Evet. doğru gidiyor. Evet. Üçüncü, dördüncü basamakları bilemeyiz ama ikinci basamak Hı. dünyanın bir cennet ortamı haline gelmesi. Cennet haline gelmesi demekten hani işte klasik şeylerin altından ırmakların aktığı bir şey Biliyorum. kastetmiyoruz. Çok basit bir şey var. Biliyorsunuz bizim her işimiz basit. İnsanların birbirlerine güven duydukları ortamdır cennet. Evet. O kadar. O Evet. kadar net. Ve gelecek nesiller buna hazır durumdalar. Daha farklı bir mentaliteyle, daha farklı bir hayata bakışla geliyorlar. Yani ben inceliyorum, izliyorum. O konuda da epey araştırmam da var. Yani bu şu anda bizim yaşamış olduğumuz sömürü, güçlünün işte güçsüzleri mahvetmesi, ülkeleri parçalamaları, bomba atmaları, Ya. çoluk çocuğu evsiz bırakmaları gibi normal insan aklının, hiç akıllı olma falan üzme, normal bir insan aklının katiyetle kabul etmeyeceği, kınayacağı, Evet. kovacağı bir Evet. sistemi bize normal gösteriyorlar. Diyoruz ki tabii öyle alışmışız. Tabii diyorsun işte adam dünya hükmediyor, güçlü. Yok abi böyle bir şey yok. Güçlü, Evet. güçsüz olana yardım eder. Artık bu kural çalışacak. Evet. Çünkü yani biz bunları çok talep edemedik. Yani hani bizim nesillerimiz diyelim. Ama yeni gençler yani çok inanıyorum buna. Hani belki tamamı değil ama yani böyle bir şeyin olduğunun ben farkındayım. Görüyorum Hı da. hı. Böyle bir şey kabul etmezler. Mümkün değil. Yani benim hani bir anlatım var diyorum. Şimdi bizim ülkede diyecekler ki ya da işte Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, her yerde şey yap, Afganistan'da ne arıyorsun kardeşim? Hadi defol git kendi memlekette diyecekler. Çünkü senin her şeyin var. Burada daha ne istiyorsun sen bizde? Diyecekler. Ben bunu söyleyince diyorlar hocam ama Amerika bırakır mı işte Avrupa? Diyorum oranın da genci var. O da görüyor bu haksızlığı, adaletsizliği. Evet. Diyecek ya adamlar haklı ya niye gidiyoruz oraya diyecekler. Yani Evet. hani savaş çıkar. Bana diyorlar işte ben diyorum savaş çıkmaz. Bu bilinç değişimiyle kendiliğinden dönüşecek bir şey Evet. bu. Bu konuda beni umutlandıran en önemli faktör de şu. Şimdi işte demin konuyu da tekrardan başlangıca dön. İşte Bill Gates'ler, bu Elon Musk'lar, uzay projeleri, işte yapay zekalar, Evet. şunlar bunlar. Aslında teknolojik olarak bizim o önerdiğimiz ya da hayal ettiğimiz ya da istediğimiz dünya uygarlığının kurulmasının teknolojik altyapısı. Evet. Bunun biz hep şimdi işte şey tarafından, karanlık tarafından bakıyoruz. Olabilir ama burada başka bir ışık var. Yani şu anda mesela sadece şu internet dediğimiz olayla bütün dünya birbiriyle bağlı ve örülü halde. Yani şu anda sizin yaptığınız buradaki şeyi şey olarak teorik olarak 8 milyar insana şu anda ulaşabiliyorsunuz. Ya Evet. dünya bağlanmış zaten. Facebook'ta ilk çıktığı zaman hep ben öyle düşünmüştüm. Yani hani nasıl bir böyle bir bağ? Herkesi birbirine bağladı mesela. Aslında Şimdi hani onu tek olumsuz kullanıyor halbuki insanlar. olumlu kullanırsan çok güzel. İşte bakın diyorum ki teknoloji hazır. Hazır. Ama şimdi işte bunu eski kafayla insanlar sömürelim diye kullanıyorlar. Ama yeni gelen insanlar, işte bu çocuklar yani 40 yıl mı 50 yıl mı bilmiyorum. Biz görür müyüz göremez miyiz artık ama mutlaka mutlaka bir dünya uygarlığı ve dünya cenneti kurulacak. İnşallah. Tıpkı bu Nazım Hikmet'in resimlerinde gösterdiğimiz gibi yani bir orman gibi kardeşçesine ama onun kardeşçesine olabilmesi için resmin altındaki o şeyleri Görebilmek lazım. tekrar Çok güzel. gösteriyor. Çok güzel hocam.
Birazcık daha yukarı. Evet, o kökleriyle aslında bütün ağaçlar birbirine bağlı. Çok güzel. Tam görebiliyoruz. Çok güzel. Yani mesela diyorum ya, her programda bir şey koyalım şeyimize, portföyümüze. Bu resmi hatırlamak ve o üç resmi gözün önüne getirdiği zaman Evet. işte izleyicilerimiz, arkadaşlarımız da böyle hayatı böyle görmeye başlayacağız. Yani gidiş iyi. Olayların içinde dediğim gibi şey tarafları, pozitif tarafları görmeyi bilirsek, yani nerelere bakacağımızı, tabii ki durumları onaylamak, beğenmek durumunda değiliz. Yani ama siz ne güzel ifade ettiniz. Yani bunların hayatımıza girebilmesi de bir onayla, izinle giriyor. Yani Evet. keyfimize göre yapıyoruz, özgürüz falan zannediyoruz. Zannediyoruz, evet. Olsun, o başka bir sohbet konusu. Dolayısıyla altyapı hazırlanıyor. Altyapı çok iyi. Ve işte insanların bu, yani gençlerden bahsediyorum. Çünkü yani dediğim gibi bize normal geliyor bazı şeyler. Böyle alışmışız. Adam gelecek, ülkeleri bölecek, bilmem ne çekecek. Biz böyle yok abi, böyle bir şey. Yok. Yok, geçmiş Gerçekten öyle. olsun. Umutluyuz hocam, umutluyuz. Umutluyuz, akıllıyız. Evet. Yani umutun arkasında akıl var. Hayır, bir resim görerek söylüyoruz. Yani ya işte insanlar kardeş olsun. Abi olmuyor böyle. İşte tavsiye, demin ne anlattı, formül bu. Birbirimizi sevelim ve sevemiyoruz. 10 binlerce yıldır olmuyor yani. Evet. Öyle mi? Olmadığı Ama için böyle oldu zaten. ancak yine hani bunu işte insanlar niye yapamıyorlar diye onları yargılamamak lazım. Öyle olması gerekiyor. Evet. Bizim sistemde kimse yanlış ya da kötü değil. Tarih içinde de kötü. Hitler'i var, şusu var, busu Evet. var. Yani bize öyle gözüküyor. Çünkü bizim deneyim sürecimiz artı ve eksilerin deneyimlemesiyle gerçekleşiyor. Ama biz bunların, diyorum, maddi dünya ile ilgili olanları tamamen tamamlamış durumdayız. Yani Evet. artık bu, hani iki alandan bahsediyoruz. İki farklı alan, iki farklı yasa. Şimdi artık o yasalı hayata nasıl yansıdığını fark edebilir bir hale geldik. Geldik. Ki bizim aklımıza geliyor. Biz bunları anlatıyoruz. Belki dünyada bilmiyoruz. Bir sürü bu yolda çalışan insan var. Yani bu bir yolculuk. Benim hep söylediğim bir şey var. Diyorum ki yani biz geleceğe, işte bir yüksek uygarlığa giden yolun yapı taşlarını döşüyoruz. Biz bir taş ustasıyız diyorum. Yani bir tane taş koyabiliyorsak, işte biz de bundan görevimizi yapmış olmanın mutluluğunu hissedeceğiz. Yoksa hani biliyorsunuz bu işte bir kazanç, para, pul falan öyle bir şey Hiç yok. kimsemizin, yani bu, hiç kimsenin bir kazancı yok. Sadece işte hani mutlu oluyoruz bu bilgileri paylaştığımız için. Mesela diyorsunuz ya hocam, ben sizi ta işte yıllar önce hani İngiltere'de evimden KRT televizyondan seyrede 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 seyrede. Ya dedim, bu yani bu hani o zaman hani diyorsunuz ya işte, ay ne güzel yani, böyle kendi kendime çok zevk alıyordum. Sonra tabii o benim aklımdasınız siz. İşte ben de bu yayınları, aa dedim yani, Aydın hocam muhakkak çok isterim ha. Hani aslında her şey olması gerektiği gibi ilerliyor zaten. Evet. O gün orada ben seyrediyorum. Mesela o zaman ben çalışıyordum. Çarşamba günleri benim boş günümdü. Mesela çarşamba günleriydi sizin yayın mesela. Hani atıyorum Salı günü ya da Perşembe olsa ben sizin yayınınızı izleyemeyecektim. Yani olması gerektiği şekilde oluyor. Ben sizi tanıyorum. Sonra burada size bu güzel bilgileri veriyorsunuz. Bizi izleyenler kafasında başka kapılar, resimler açılıyor. Her şey olması gerektiği şekilde ilerliyor aslında. Geçen programda çok detaylı anlatmıştık hani bu bizim yayıncılık Evet, çok serüvenimizi. güzeldi. Oradaki ipuçları tabii çok önemli. Yani işte hayatımızın içinde, işte dediğiniz gibi çarşamba günü müsaitsiniz, programda çarşamba Heh. günü. Şimdi hani buna tesadüf denebilir ama bir de tabii şu var, atıyorum belki işte bilmiyoruz 100 bin seyirci mi seyrediyordu ya da 10 bin, 20 bin, ölçümleri Bilmiyoruz. tam bilemiyorum. Diyelim 10 bin kişi seyrediyor aynı programı ama bir kişi bundan faydalanıyor belki. Belki hiç kimse Belki. faydalanmıyor. Evet. İşte diyorum ya, hayatın en önemli sırlı şey geleceği bilememek. Evet. O, yani bilemiyorsun onu. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? İşte tıpkı ağaçların meyve vermesi gibi. Yani işte ben 35 tane elma vereyim, bunu şunlar yesin demiyor. Adam yani meyve veriyor.
Belki yere dökülüyor. Belki gübre oluyor. Yani biz bunu kararlaştıramayız. Evet. İşte benim ağacım çok güzel, elmalarım şahane, bunu sadece işte iyi kişiler yesin diyemeyiz. Belki o elmayı birisi alacak, atacak, birinin kafasını yaracak elmayı. Ama birisi götürecek, belki akşam kaynatacak, işte karısına kocasına hoşaf yapacak, bir şifa verecek. Şimdi biz onu bilmeyiz. Evet. Biz elma vermeye çalışırız. Ve Evet. elmanın iyi olması için de gayret gösteririz. Çok güzel, çok güzel anlatıyorsunuz. Hocam bir soru geldi, sormuşlar. Bu konuya ne dersiniz? Allah'ı çocuklara sordukları zaman nasıl anlatırız? Çok ilginç aslında, güzel bir soru bu. Nasıl anlatırız? Ya bizi seven bir enerji, bizi destekleyen, bize güç veren bir enerji, bir varlık, bir güç olarak tarif ederim ben olsam. Yani ya unuttum da ben bizim çocuklara ne Evet. söylediğimi hatırlamıyorum ama şimdi olsa böyle söylerim. Evet. Çünkü işte demin de anlattığımız gibi doğal, niye bunu bu kadar ben uzattım? Çünkü bunu anlatmak gerekiyor. Yani bu korku modülü bizim hayatta kalmamız için çok gereken, çok doğru bir şey. De demeyeyim yani, yine bir şey oldu. Ne diyeyim, aksi bir şey gibi oldu. Ayrıca diyelim, ayrıca bizim deneyim sürecinin içinde kalmamızı da sağlayan bir faktör. Yani yararlı. Ancak biz bunun gerçek fonksiyonunu algılayamadığımız, içselleştiremediğimiz zaman korkunun zararlarından besleniyoruz. Ona göre yorum yapıyoruz. Yani hani normalde şimdi hani çocuklara işte şöyle yapma, işte baban kızar. Baban kızarsa ne olur, işte sana küser. Daha şöyle şey, Allah bunu günah olarak göstermiş. Yani aslında günah demek bir ceza da değil. Aslında yasa bunlar. Allah'ın yasaları var. Allah'ın yasalarıyla hep söylediğim bir şey var. Yani mücadele edilmez. Katlanılmaz da uyumlanılır ondan. Uyumlanılır. Uyumlanmak çok güzel, Bizim evet. holistik çok kullanılır. Uyumlanmaktır iş. Ya korktuğun için yapmayacaksın. Bileceksin ki o anda hoşuna gitmese de, kötü de olsa, canın da yansa, senin o tecrübeye ihtiyacın var. Evet. Hiç kimse seni cezalandırmanın peşinde değil. Evet. Sen olgunlaşmanı istiyor Allah. Evet. Tabii ki bu yaşarken, şimdi ben bunları anlattığım zaman diyorlar hocam hani bunları öğrendiğimizde acı çekmeyeceğiz mi? Diyorum ki hayır, acı çekmek gerekiyor. Deneyimin bir parçası, parametresi bu. Ama o acıya bakış şeklin değişiyor. Yani kahretmiyorsun. Hani farkındalık mı? Farkına varıyorsun. Niçin bu benim hayatıma girdi? Allah niçin benim hayatıma böyle bir şeye onay verdi de ben bundan karşılaştım? Çok güzel. O soru var ya, bütün acıları dindiriyor aslında. Hani kötü bir olay geldiği zaman Evet. niye bu benim başıma geldi? Yani o soru çok kritik bir soru. Kritik tabii, aslında çok da zor, çok ağır durumlar var. Yani işte Çok. trafik Tabii. kazasında var. Tabii. İşte bu askerlerimiz şehit oluyor. Onların Evet. hani aileleri var. Şimdi tabii hani ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani ama şey, sistem böyle. Evet. Yani şimdi normalde biz sebebini anlayamadığımız olumsuz olayların karşısında şöyle bir düşünce geliştiriyoruz. Yani varsayalım, yani kötü olay diyelim, durakta 30 kişi otobüs bekliyor, işte otobüsün freni patlıyor, geliyor. Oradan bir kişi vefat ediyor. Şimdi bunun ailesi, annesi, bu ya da yaralı, ağır yaralanıyor ya da o Evet. kişi. Burada tipik olarak ya benim ne günahım var, ne yani Değil. kötülük ettim de bu benim başıma geldi diyor. Şimdi bunun cevabı yok. Yok. Çünkü bunun cevabı başka bir alanda yatıyor. Evet. Yani dünyada onun cevabını bulamıyorsun. Ve ona mukabilde bizim ürettiğimiz düşünce yine haklı olarak şöyle. Şimdi ne diyeceksin? İşte şey, şoför kötü. İşte bilmem bunu yapan işte şey terörist, Allah kahretsin. Doğru, hepsi doğru. Ama burada bir onay var işte. O onayı kabul etmek, işi Evet. irdelemek, yani ne katacağını düşünmek zor. Çok zor. Evet.
Ama şunu bileceğiz ki hiçbir şey tesadüfen olmaz. Adaletsizlik yapılmaz. Hata yoktur. Yani işte bu sistemle uyumlanmak. Tabii şimdi biz bunları güzel güzel anlatıyoruz. Dediğim gibi olayı yaşarken çok zor. Söylemesi kolay oluyor aslında. Ama hani Tabii ki çok yaşarken zor. zorlanıyoruz hepimiz. Ama işte en azından mesela bizim burada söyleyebileceğimiz en yüksek şey işte Allah'ın takdiri diyoruz. Ne Takdiri. yapalım? Bir arkadaş da öyle yazıyor. Yani Allah'ın takdiri. Bizim burada Takdiri. yapabileceğimiz tek yorum bu. Evet. Doğru. Bir de başka bir duygu doğuyor. İşte olabilir deyince buna sebep olanları cezalandırmak duygusu var. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Yani birini cezalandırmak, buna işte kısasa kısas mantığı deniyor. Hani sana acı verene sen de acı ver. Hamurabi Milattan önce kanunları. ben bak 1800 yani milattan 1800'lü bir yasayı insanlık ailesi, işte Marx'la koloni kurmaya giden, işte yapay zeka robot üreten bir insanlık ailesi hala milattan önce 1800'deki yasayı kullanıyor. Çünkü başka bir şey üretilmemiş. Evet. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama Mesela ama ne yapacağız? Hani birisi bir şey çaldı mesela. Ne yapacağız? Yani hayır, çok adama gidip tebrik etmeyeceğiz. Önlemleri alacağız. Ama mesela bu konuda ben anlattığım zaman güzel sordu. Bana o zaman şey diyor, yani hiçbir şey yapmayacağız mı? Şimdi mesela ben diyorum devlet başkanı olsam şöyle söylerim. Mesela cezaların ben ceza taraftarı değilim. Ama birisi çıkıp bize şunu söylese ben o zaman diyeceğim ki tamam helal olsun. Şudur yani işte, ey halkım, ey vatandaşlarım, biz mecburen başka bir formül üretemediğimiz için bu yasakları ve bu cezaları koymak zorundayız. Ama bir yandan da insanların bu konuda aydınlanabilmeleri için yani cezasız ve yasaksız doğru davranışlara yönelebilmeleri için şöyle 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 de çalışmalar yapıyoruz. İşte şöyle bir şeyler gibi dese diyeceğim ki tamam haklısın. Ama mesela şimdi konu konuyu açıyor. Yani aklıma neler geliyor. Hani kaç sene önceydi bu bir Özgecan cinayeti Ay olmuştu. evet. Onun Son babasını ben derece hiç unutamam. O ne işte kadar yüce bir ruh o adam. ben de Müthiş. sözü oraya getireceğim zaten. Şimdi işte o Ya. olay olduktan sonra bir televizyonda spor programları var. %100 futbol diye. Şimdi yani o da hoşuma gittiği için anlatıyorum. İşte orada Güntekin Oray'la Rıdvan Dilmen var. Konuşuyorlar. Birbirine işte diyor ki hocam ne diyorsun filan. Ya çok kötü, çok üzüldük falan. Şimdi o sıkıştırıyor yani bir şey söyle diyor filan. Sonra dedi ki Allah belalarını versin dedi mesela. Şimdi sunucu da diyor ki ya zaten diyor işte bunu diyor şeyde diyor işte hapishanede falan zaten şey yaparlar diyor. Yani bir hakkından gelirler falan. Ya şimdi onu düşündüm. Yani insanlığın üretebildiği tek şey ceza. Daha çok ceza. Daha Evet. çok ceza. İdam. Ya tamam. On binlerce yıldır yapmışsın. Suçlarda bir azalma var mı? Yok. Yok. Demek ki bu çalışmıyor. Şimdi ikinci perdede annesi var Özgecan'ın. O da benim demin anlattığım şekilde davranıyor. Diyor ki Allah böyle takdir etmiş. Takdir-i ilahi ya, ne Evet. yapabilirim diyor. İşte sizin de değindiğiniz ve birçok kişinin aklında kalan da babasının Evet. tavrı. Çok müthiş. Yani bugün gibi gözümün önünde ne kadar yüce Evet. bir ruh ve nasıl güzel konuşuyordu. Ben öyle bir şey görmedim gerçekten. Ve o da şunu söylüyor. Diyor ki Allah bu işi yapanın annesine babasına sabır versin diyor. Şimdi yani benim işte bu hani holistik dediğimiz bakış açısı da bu. Yani Evet. biliyor ki kendi çektiği acıyı ters olarak onlar da çekiyor. Yani bu demin beyin hücrelerini anlattık ki, yani diğer beyin hücrelerinin hislerini biliyor. Onlar ne duyduklarını biliyor ve onlara Evet. yönelik bir şey söylüyor. Çünkü biliyor ki işte gebersin, Allah kahretsin, boğazını sıkalım, asalım demenin tabii ki içinden geliyor bunlar. Ama işte olgunlaşmak demek, hani tarif et, olgunlaşmak olaylara böyle bakabilme becerisini edinmeye doğru yürümek.
Evet. Şimdi hani ben bunları bu kadar anlatıyorum. Belki Allah korusun benim başıma gelse belki Allah korusun. olgunluğu gösteririm bilemiyorum. Hani göstermemek lazım. Ama Evet. hepimiz bir yolda yürüyoruz. Evet. Ama biz resmi göz yani resim bu. Buraya doğru yol alıyoruz. Ne kadar başarabilirsek. Onun için yani Evet. hayata bakış açısında işte holistik düşüncenin de böyle çok önemli şeyleri, katkıları oluyor. Çok faydalı. Başka Holistik düşünce bizi yani şu bu yaşamı yaşarken daha rahat yaşamamızı, duygularımızı kontrol edebilmemizi sağlıyor. Ben çok beğeniyorum holistik düşünceyi ve hani bir vücudumuzdaki şeyler, organlar, hücreler olarak da hep böyle görürüm. Yani hepimiz aslında atıyorum söylediğim siz karaciğer, ben evet. akciğer, işte sizin eşiniz kalp, benim eşim aslında böbrekler. Aslında hepimiz işte burada bizi 59-60 kişi izliyor. Her biri vücudumuzda bir hücre. Bunu hatırlarsak, böyle düşünürsek hiç kimse kimseye ne zarar verebilir, ne kötü düşünebilir. Yani herkes biraz biraz buralara gelirse o zaman işte cennet olacak burası yani. Çok doğru. Yani şudur bunun özeti. Aslında hepimiz birbirimize mecburuz. Yani ben sizin iyiliğinize, siz benim Evet. iyiliğime mecburuz. Mecburuz. Çünkü tekrar söylüyoruz. Yani biz işte aslında hani ruh dediğimiz, o enerji dediğimiz alanda, o bedenimizde birbirimize zaten sistematik olarak bağlı durumdayız. Biz farkında değiliz. Evet. Bütün mesele bu. Evet. Ama dediğiniz gibi bunu bilmek acıları yok etmez. Ortadan kaldırmaz. Bizim ona karşı olan bakış açımızı değiştirir. Evet. Hani bu bireysel anlamda tabii rahatlama sağlar, sağlamaz. Yani o insanın yine olgunluk düzeyine bağlıdır ama en azından doğru perspektifi koymak Evet. bize hayatı anlamak ve anlamlandırmak konusunda yardımcı olur. Konuştukça aklıma başka şeyler geliyor. Onu da söyleyeyim. Söyleyin hocam, sizi dinlemek bir keyif yani. Dinleriz Peki. siz konuşmak isterseniz. Yani şimdi diyorum ya on binlerce yıldır biz belli şeylerle, bilgilerle, belli inançlarla gelmiş. Bütün insanlık ailesi. Hani işte bu beğenmediğimiz davranışlar var, şunlar var, bunlar var. Neticede şöyle oluyor. Bundan yani anlatıyoruz falan. Ama insanlar ne yapsın? Dikkat ederseniz ben bütün anlattıklarımın hepsinde insanlar haklıdır diye devam ettim. Bütün bu, hakikaten çünkü başka bir resim yok. Evet. Nereye bakacağız? İşte biz holistik düşünceyi bu anlamda bir konumlandırıyor. Diyoruz ki yani işte bildiğimizin dışında ceza daha çok ceza daha çok yap. Ya bundan çözüm gelmemiş. İşte iyi insan ol, iyi insan ol. Her şey işte cehennemler vaat edilmiş, cennetler vaat edilmiş. Abi olmamış. Olmamış. Niye? Çünkü demek ki insan bu şekilde yola gelmiyor hani kabaca söylersek. Başka bir yöntem gerektiği artık %1000 belli. Fakat bu başka bir yol ve yöntem konusunda birçok yaklaşım ve sunumlar şeyler var ama ben bilemiyorum tabii başka insanlar dünyada birçok fikirler gelişiyor ama hani bu kadar net ve iyi tarif edilmiş bir takım eksikleri vardır belki bizim düşüncemiz olabilir ama yani net bir tarif ve bir model var. Ben de diyorum ki şöyle yani tamam diyelim ki ben onu da söylüyorum yani olabilir ki bir bilimsel veriyi yanlış değerlendiriyor olabilir. Hep İnsanlık olabilir, her halinde şey olabilir. bir şey yanlış şeydir. Yanlış bir inancım vardır. Biz iddia etmiyoruz hani her şeyi biliyoruz. Fakat şu anda bir model yok, başka bir model yok bakacak. Evet. Yani işte dini kanaldan bakıyoruz, işte tasavvufi açıdan bakıyoruz, işte bilmem mistik açıdan, işte bilmem Budizm'den, Taoizm'den falan bir sürü alan var. Evet. Ama yani bilimsel çerçevede bunu bir hayat anlayışı haline getiren başka çok düşünce yok. Dolayısıyla hiçbir model yok, yani sıfır. Ben de diyorum ki burada bir tane bir var. Sıfır mı iyi, bir mi iyi? Bir tabii ki. Yani
Tekrar söylüyorum, hani bizimki böyle Allame-i Cihan falan, ama bir yol, bir teknik, bir şey anlatıyoruz. Yani bunu da insanların içlerinde var olan duyguların ortaya çıkmasıyla anlatıyoruz. Yani bir şey vaat etmiyoruz. Zaten bizde var bu anlayış, hoşgörü, işte diğer insanları sevmek. Oraya giden yolu açıyoruz. O yolu biz bulamadığımız için bazı teknikler söylüyoruz. Yani mesela en önemlisi, iki alanın birbirinden farklı alanlar olduğu ve bizim aynı anda bu bedenimizde, burada enerji bedenimizde başka bir alanda bulunduğumuz ve oradan gelen bütünsel yasaların dünya atmosferine gelince ikiye ayrıldığını ve zıtlık oluşturduğunu, şimdi bunu bir kere anladığımız zaman bu bir devrimdir. O zaman Allah niye gazap etmez? O zaman onu o zaman anlarız. Allah sevgi yolluyor. Ama dünya atmosferinde bu ikiye bölünüyor. Çünkü bu fizik söylüyor bunu. Diyor ki bir elektron var olduğunda anında negatifi de var oluyor diye. Belli, burası zıtlık alanı abi. Yani o zaman Bilim yukarı. bunu zaten aslında tasdik ediyor hocam. Kuantum İşte tasdik biz de ediyor zaten. onu kullanıyoruz. Yani onun için diyorum, yani bu konuya anlamaya çalışırken bir yüksek bir bilgi kapasitesine ya da ne bileyim işte çok yüksek dini bilgi, itikada gerek yok. Hani olursa faydası var, ama olmasa da yani bu geçerli. Evet. Hocam şöyle, yani bunları sürekli anlatmak gerekiyor ki öyle, siz öyle bir misyonunuz var. Yani ben de onları sizlere aynı olmaya çalışıyorum. Evet. Bu çok önemli. Çünkü yani bir şeyi bir kere duyduğunuz zaman, yani hiç ilk defa duyunca bir anlayamıyor insan. İkinci defa duyunca ha falan diye. Üçüncü, yani birkaç kere duymak, ondan sonra merak edip okumak, izlemek, araştırmak gerekiyor. Yani bir seferde bir şeyi duymakla bu, hele bu konularda o kapı açılmıyor. Bende açılmadı. Yıllar aldı yani bunların iyicene kafama yerleşmesi. Çok doğru. Çünkü biz neden bahsediyoruz? On binlerce yıldır alışılageldiğimiz bir düşünce yapısından ve duygusal yapıdan bahsediyoruz. Kolay mı onu değiştirmek? Evet. Daha doğrusu değiştirmek de demeyelim. Değiştirmek de mesela benim kullandığım bir Hatırlamak. tabir değil. Hayır, Hatırlamak. yani hatırlamak. Şimdi mesela değiştirmek şöyle bir şey. Bir şey vardır. Onu kaldır, yerine başka bir şey koyarsın. Bu ne demek? Yani iki tane farklı şeyin var olması demek. Yani zıtlık alanının tarifi. Bizim Evet. kullandığımız kelime dönüştürmek. Yani kendi Dönüştürmek. içindeki gelişimi anlatmak. Evet. İşte o da yukarının yasası. Evet, Artık gerçekten öyle. biz o yasalara göre yaşayabilir düzeye geldik. Onun için de Allah imkan tanıyor, işte bunları değişik mecralarda anlatma fırsatları doğuyor, işte televizyona Çok çıkılıyor, şöyle bir şükür. kitapları yazılıyor. Dediğim gibi yani ivme o tarafa doğru hızla ilerliyor. İşte biz de o yola taş döşemeye gayret ediyoruz. Yani sohbet bitmez. Başka soru varsa cevaplayalım, yoksa vedalaşalım. Tamam, bir hemen daha bir bakayım. Yok, bir soru yok. Her suçluya yaptığının ve verdiği zarar bir stimülasyon yaratılarak suçluya yaşatılması öğretir demiş bir arkadaş. Cevap veriyorum. Mümkündür. Ama ben işte fikrimi ifade ediyorum. Kısasa kısas, hani çalışan bir sistemdir, ama yani insanlığın geneli için kısasa kısası aşmak gerekiyor. Evet. Yani onun İnşallah. aşılmasını gerektiriyor. Hani tabii bu zor konu, yani çok büyük şeyler var yani. Binlerce insanın, milyonlarca insanın hayatına mal olan, işte savaşlarda kararlar verenler falan filan var. Yani çok kolay şeyler değil bunlar. Değil. Ama ilkeleri koymak lazım, dediğim gibi. Doğru. Yani sistem nasıl çalışıyor? İlkeleri nedir? Onları bilirsek problemleri işte o zaman kendi içinden doğmuş formüllerle çözeriz. Tavsiye edilen Evet. formüllerle çözmek ve hayatı anlamak mümkün olamıyor. Müthiş hocam. Çok çok teşekkür ederim. Yani yüreğinize sağlık. 1 saat 15 dakikadır sizi yorduk. Oldu mu? Evet. Nefesinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Her sizle konuştuğumda, her sizi duyduğum zaman böyle hep yeni yeni böyle aydınlanmalar yaşıyorum gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
O bir iki soru daha gelmiş ama bakabilir mi? Allah nasıl ne demişler? Evet. Ya inşallah bir dahaki sefere, çünkü bu sorular bitmez hocam. Sizi çok şey tutmayayım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Minnettarım. Teşekkür ediyorum. Tabii sağ olun. Siz de bu vesileyle işte böyledir yani insanlar birbirlerine bir biçimde yardımcı olup değişik mecralarla değişik insanlara hitap etmek mesela işte dün başka bir yerde şey yaptık bunu. Evet. Çünkü yani bir kişiye daha fazla bir mesaj iletebilmek işte bizi mutlu ediyor. Başka bir şey yok bunun. Aynen öyle. Hocam çok çok teşekkür ederim. Lütfen devam edin. Sizi her zaman burada ağırlamak isteriz. Siz biraz dinlenin. Ben sizi iyi de alırım. Biraz hani çok çok sizi sıkmayayım, hani üst üste üst üste. Birazcık Estağfurullah. dinlenin. Gerçekten sizi yani çok güzel konuşuyorsunuz. Herkes çok bu gerçekten takdir ediyor. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için minnettarım. Teşekkür ediyorum. Bil mukabele. Kısaca. Sağ olun, Yani var olun. aynı şeyleri ben sizin için tekrarlıyorum demek uzatmadan eski Tamam. tabirdir biliyorum Çok çok teşekkür ederim. bir Sevgiler. İnşallah bir mukabele. gün görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Karşılıklı. Çok sevinirim. Peki görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Hayırlı üzere. akşamlar. Hoşça Size de kalın. hocam, sağ olun, var olun. İyi geceler.